Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinden tüm A-Spor izleyicilerine ve A-Spor Radyo dinleyicilerine merhaba diyelim ve burada salonda bulunan tüm katılımcılarımıza, kulüp temsilcilerimize, federasyon yetkililerine de hoş geldiniz diyelim. Zira Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimine hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Gecikmemiz için de biraz özür diliyoruz sizlerden. Vakit kaybetmeden başlayacağız kura çekimine. Çok keyifli bir tur geride bıraktık. Bol gollü uzatmalar, penaltılar, heyecanlı maçlar izledik. Yine bu turda da keyifli karşılaşmalar izlemeyi hedefliyoruz. Şimdi kura çekimine başlamadan önce ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli futbol severler, hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün 4. eleme turu kura çekiminde sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk 3 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan takımları tebrik ediyorum. Ve kupaya 4. turdan başlayacak takımlarımıza da başarıları şimdiden diliyorum. Zira Türkiye Kupası olarak bu kupaya çok değer veriyoruz. Futbolumuzun önemli marka değerlerinden bir tanesi bu kupa. En alt ligden ve en üst ligden takımların birlikte mücadele etme şansı bulması da son derece önemli bir misyonu bize sağlıyor bu turnuva. Zira Türkiye Kupası, Türkiye'nin futbol bayramı. Futbolun en büyük heyecanı olan sürpriz sonuçların alınabildiği bir futbol karnavalı. Bunu da geçen hafta görmüş olduk. Türkiye'nin her köşesinden takımların taraftarlarıyla birlikte fair play içerisinde ve güzel oyun çerçevesinde futbolumuzun en değerli şampiyonluklarından birini almak için mücadele ettiği bir arena bu turnuva. Biz de Futbol Federasyonu olarak bu futbolun tüm paydaşlarıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın değerini daha da ileriye taşımak istiyoruz. Ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenecek bir turnuva olması için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bu vesileyle Türkiye Kupası'na sponsor olan ve büyük katkılar sağlayan Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyoruz. Yine kupanın yayıncı kuruluşu Turkuaz Medya Grubu'na da çok teşekkür etmek istiyorum ki bunu futbol severleri bu maçlarla buluşturduğu için. Ben bu kura çekiminin tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve tüm futbol severleri de fair play içerisinde türbinleri doldurmasını ve maçları izlemesini istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Büyükekşi'ye çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi kura çekimine başlamadan önce kimler bizimle birlikte burada? Siz değerli kulüp temsilcileriyle beraber hemen kura çekiminde onları takdim etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Volkan Can bizlerle. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik Bey bizlerle birlikte. Ve her zaman olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın yine bize burada bilgilendirmeler yapacak kura çekimi öncesinde. Hemen sözü kendisine bırakayım. Nasıl bir kura çekimi olacak konuklarımızı da bilgilendirelim. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Gecikmeden dolayı tekrar sizlerden özür diliyoruz. Bu turda bir önceki turda müsabakalarını kazanarak tur atlayan 34 takımın haricinde Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 5 ile 8. sıralar arasında yer alan 4 takım ve geçen sezon Spor Toto 1. Lig'den bu lige yükselen 3 takım olmak üzere toplam 7 Spor Toto Süper Lig takımı. Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alacak, geçen sezon yükselme playoff'u oynayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkamayan 3 takımla birlikte geçen sezon TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselen 3 takım olmak üzere toplam 6 Spor Toto 1. Lig takımı ve
Bu sezon TFF ikincilikle yer alacak takımlardan, geçen sezon yine yükselme playoff'u oynayarak çıkamayan 7 takım olmak üzere toplam 20 takım daha bu turdan dahil olacak ve 54 takım bu turda mücadele edecek. Kupa statüsünün 5. maddesine istinaden bu 54 takımdan 27 tanesi seri başı olacak ve diğer 27 takım ile eşleşecek. Seri başı takımlar belirlenirken öncelikle bu sezon üst ligde yer alan takımlar, daha sonra geçen sezon daha üst ligde yer alan takımlar ve son olarak da geçen sezon sonunda oluşan puan cetveline göre daha üst sırada yer alan takımların sıralanması suretiyle seri başı takımları belirlemiş olduk. 4. eleme turu müsabakaları 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre ve seri başı takımların sahasında oynanacak. Müsabakaların normal süresinin berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi, uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda kazanan takımlar belirlenmiş olacak. Kura çekimimize öncelikle seri başı olmayan takımlarla başlayacağız. Biz buradan kulüp ismini belirledikten sonra kulüp temsilcisi gelerek kendi numarasını kendisi belirleyecek. Katılım olmayan kulüplerimizin yerine Volkan Başkanımız numarayı çekecek. Aynı işlem yine seri başı takımlar içinde gerçekleştirildikten sonra kura çekimini tamamlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şimdiden tüm takımlarımıza ve seri başı olmayan takımlarımızla başlıyoruz. Başlayalım. Bu arada numaraları gösterirken de değerli konuklarımızdan da rica edelim. Kameramıza doğru gösterelim, izleyicilerimiz de görebilsinler. Efeler 19 Spor Futbol Kulübü. Efe Sade Gönül geliyor. Numaraya yerleşti. Efeler 09 Spor Futbol Kulübü. Kırşehir Futbol Spor Kulübü. Sizden rica edelim numara seçmenizi. 10 numara. 10 numara. Kırşehir Futbol Spor Kulübü 10 numaraya yerleşti. Biraz daha mikrofona doğru söylersek mikrofonu Serik kendinize Belediye çekin. Spor. Serik Belediyespor için de sizden rica edelim.
Tamamladım. Evet, hayırlı son olur. Artık eşleşmemiz de belli oldu. Şöyle bir düşüncelerinizi almak istiyorum eşleşmelerle ilgili. Volkan Bey, sizinle başlayayım. Dördüncü eleme turunda biliyorsunuz 54 takımla mücadele ediyoruz. İnşallah kazasız, belasız, güzel bir şölen olur. Tabii ben ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu olduğumdan dolayı inşallah bir dahaki turda da yine ikinci ve üçüncü lig takımlarımızla beraber bu kurayı beraber çekeriz. Herkese teşekkür ederim geldiği için. Görüşmek üzere. Özcan Bey, sizden de birkaç cümle alalım. Tabii ki. Öncelikle tüm katılan kulüp temsilcilerimize buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ve dördüncü turda da üstün başarılar diliyorum. İnşallah son 32 turunda da sizlerle görüşürüz. Teşekkür ederim. Yalçın Bey, buyurun. 8-9-10 Kasım'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Konuşmanın başında da bahsettiğim gibi tüm aksaklıkları inşallah bugün yaşamış ve bitirmiş oluruz. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir tur diliyorum. Herkese şimdiden başarılar. Evet, 8-9-10 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme maçlarının heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak diye bize bir kez daha hatırlatalım. Tüm kulüp temsilcilerine katılımları için teşekkür ediyoruz. Kura çekimimizi burada noktaladık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.